Merhabalar, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Ben Pınar Uyan Semerci. Bugün çok kıymetli bir dostumuzu, çok kıymetli bir uzmanı, akademisyeni ağırlıyoruz. Volkan Yılmaz bizlerle beraber. Hoş geldin Volkan. Hoş bulduk Mert. Çok kısa Volkan'ı tanıtmak istiyorum. Sonrasında bugün zor bir konuyu, aslında sağlık politikalarını konuşacağız. Volkan Yılmaz Dublin City Üniversitesi'nde, orada Hukuk ve Siyaset Bilimi Okulu'nda kamu politikaları öğretim üyesi olarak çalışıyor. Kendisini Boğaziçi Üniversitesi'nde sosyal politika öğretim üyesi olarak 2016-2021 yılları arasında çalışırken o süreçte ben tanıdım. Hatta daha eskiden de buranın hem sosyal politika forumunun müdürlüğünü yürüttü hem de buradaki yüksek lisans programının koordinatörlüğünü yürüttü. Uzmanlık alanları aslında daha geniş. Kamu politikaları, karşılaşmalı sosyal politikalar, sosyal politika reformları, çalıştığı, yazdığı alanlar. Bugün ama çok zor bir konu. Dediğim gibi sağlık politikalarını beraber konuşacağız. Hem dünyada hem Türkiye'de içinde yaşadığımız, içinden zorlukla geçtiğimiz pandemi dönemi belki her birimize bu konuda daha çok farkındalığını yükseltti, daha çok düşünmeye itti. Ama çok karışık bir alan bir yandan da. O yüzden belki çok temel bir soruyla başlayacağım. Sağlık politikalarını deyince ne anlamamız gerekiyor? Temel aktörleri neler? Devletin rolü burada nedir? Farklı modeller var mı gibi çok temel sorularla sözü Volkan'a vereyim. Çok teşekkürler. Sağlık politikalarını tanımlarken belki üç farklı anlamından bahsetsem iyi olur diye düşünüyorum. Belki hepsinden bu programda bahsetmemiz mümkün olmayacak ama şimdi en tepeden başlayalım, yukarıdan bakalım. En bilinenin sağlık politikalarının aslında sağlık hizmet politikaları diyebileceğimiz alanı. Yani doktorlar, hemşireler, hastaneler, ilaçlar, medikal teknolojiler, tedaviler filan bildiğimiz kanlı canlı binalar aslında sağlık hizmet politikaları. Sağlık hizmet politikalarının da bir takım alt alanları var ya da bileşenleri var diyeyim. Sağlık hizmetlerini nasıl finanse ettiğimiz bunun bir alanı. Yani bu sağlık hizmetlerinin parasını nasıl toplayacağız? Kim harcayacak sağlık hizmetlerine parayı? Soruları. Sağlık hizmetlerinin sunumu bir diğer alan. Yine sağlık hizmetlerini kim sunacak? İşte kamu mu sunacak? Özel sektör mü sunacak? Üçüncü sektör mü sunacak? Hekim merkezli bir şekilde mi sunacağız? Yoksa daha takım şeklinde mi sağlık çalışanlarının çalıştığı bir modelle sunacağız gibi bir sürü soru. Hangi boyutta hastanelerle hatta sağlık hizmet sunumunun ölçeği ne olacak gibi de sorular soruyor. Bizde mesela şimdi şehir hastaneleri devasa ölçekli biliyorsunuz. İşte başka ülkelerde daha küçük ölçekte tutmaya özen gösterilebiliyor. Bunun gibi tartışmalar var. Ve de sağlık insan gücü politikaları. Yani sağlık alanında çalışan uzmanların nasıl yetiştirileceği, nasıl planlanacağı gibi sorular. İşte hemşireler, hekimler, işte genel hekimler, pratisyen hekimler, uzman hekimler, uzmanlaşma nasıl olacak gibi sorular ve sorunlar var. Bu alan, yani sağlık hizmet politikaları alanı daha çok aslında tedavi edici sağlık hizmetlerine odaklı bir alan. Yani biz hastalandıktan sonra karşılaşıyoruz sağlık hizmet politikalarıyla. Bir diğer sağlık politikalarının alanı halk sağlığı ve sağlığın geliştirilmesi politikaları alanı. Bu alan örneğin şöyle bir alandan girelim. Yani bir örnekle başlayayım. 2016'da sanıyorum bir çocukluk çağı obezite araştırması yapılmıştı Türkiye'de. Orada ilkokul ikinci sınıfa giden çocuklarla yapılıyor araştırma. İlkokul ikinci sınıfa giden çocukların yaklaşık %8'iydi galiba obez olduğu bulunuyor. %14'ünden biraz daha fazlasının ise fazla kilolu olduğu görülüyor. Şimdi bu yüksek oranlar, yani dünya karşılaştırmalarında da Türkiye'de ne yazık ki çocukluk çağı obezitesinde bir artış görülüyor. Şimdi burada çocukluk çağı obezitesinin obezite gerçekleştikten sonra nasıl tedavi edileceğindense aslında neden gerçekleştiğine odaklanmak biraz halk sağlığı ve sağlığın geliştirilmesi politikaları ile ilgili. İşte bu alan o anlamda yalnızca Sağlık Bakanlıklarının konusu da değil.
Yani Sağlık Bakanlığı ile sağlık politikalarını birebir eşleştiririz genelde aklımızda ama aslında tam olarak öyle değil. Bu alanda örneğin Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın mutlaka birlikte çalışıyor olması beklenir. Önleyici bir takım adımlar atabilmek için. Yani halk sağlığı ve sağlığın geliştirilmesi politikası alanı biraz daha farklı politik alanları arasında sinerji oluşturmayı gerektiren bir alan diyeyim. Aşıyı da buraya koyabiliyor muyuz Volkan? Koyabiliriz tabii. Evet, Yani aşıyı da. pandemide çok o tartışma işte sınırlar nerede de olduğu için. Kesinlikle. Aşıyı da halk sağlığı alanına tabii ki koyabiliriz. Tabii o biraz daha doğrudan Sağlık Bakanlığı'nı ilgilendiren bir konu. Üçüncü alansa Türkiye'de tartışmanın, ya siyasi tartışmada da entelektüel tartışmada da pek yer bulamayan üçüncü tanımı sağlık politikalarının aslında sağlığın geliştirilmesinin genel bir kamu politikaları hedefine dönüştürülmesi. Yani Türkçe'de tüm politikalarda sağlık yaklaşımı deniyor. Tüm politikalarda sağlık yaklaşımı hakikaten bu bir önceki iki şeyden çok daha farklı. Bütün mesela bugün düşündüğümüzde Türkiye'de tüm kamu politikaları neyi hedefler gibi bir soru sorduğumuzda yani çok da bir derli toplu kamu politikalarının olduğu bir dönemden geçmediğimiz için buna cevap vermek belki çok kolay değil ama dünyada genel olarak kamu politikaları örneğin ekonomik gelişmeyi, ekonomik kalkınmayı temel bir hedef olarak yıllardır önlerine koymuş durumdalar. Şimdi soru biraz şu, peki bunun yanına belki bunun yerine de olabilir ama o biraz daha radikal ama bunun yanına acaba sağlığı da koyabilir miyiz? Yani sağlığın geliştirilmesi, sağlığın korunması tüm politikaların temel hedeflerinden birine dönüşebilir mi? Şimdi bu böyle lüks bir şey gibi kulağa geliyor ama aslında hiç lüks bir şey değil. Çünkü yine bir örnek vereyim. Hava kirliliği. Çok basit bir konu gibi görünüyor. Hani hava kirliliğinin etkilerini ama çok bilmiyoruz ve düşünmüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 2019'da dünya nüfusunun %99'u hava kalitesi olması gerekenden daha kötü olan yerlerde yaşıyor. Yani neredeyse hani kriteri tutturan şey yok gibi, yer yok gibi görünüyor. Ve Dünya Sağlık Örgütü'nün yine yaptığı bir hesaplama hava kirliliği nedeniyle yaklaşık 7 milyon insanın her yıl hayata erken veda ettiğini buluyorlar. Yani 7 milyon insan her yıl bu çok büyük bir rakam. Korkunç bir Şimdi korkunç bir rakam gerçekten. Şeydi bana hep çok ilginç geliyor sağlık politikaları alanında çalıştığım için. Yani bizim memlekette mesela komplo teorilerine gösterilen ilginin çeyreği bu alana gösterilmiyor. Halbuki net bir şekilde yani bunu biliyoruz. Bilimsel olarak elimizde net bir şekilde böyle bir veri var. Şimdi peki bununla nasıl mücadele edebiliriz? Bununla Sağlık Bakanlığı mücadele edemez. Tek başına yani tek başına değil. Sağlık Bakanlığı'nın yapabileceği bir şey değil hava kirliliğiyle mücadele. Tüm kamu politikalarının halkın sağlığını gözetecek, geliştirecek şekilde planlanması en üst düzeyde sağlık alanına bir öncelik verme, siyasi iradenin bu yönde kendini göstermesini gerektiren bir şey. Mesela hani bu nasıl hayata geçiriliyor? Bir iki somut şey söyleyebilirim. Bazı ülkeler sağlık etki değerlendirmesi diye bir şeyi şart koşmaya başladılar. Yeni politikalar geliştirilirken veya yeni kamu yatırımları planlanırken. Bizde hani çevre etki değerlendirmesi var ya. Biraz hani onun gibi ama ondan biraz daha farklı. İşte diyelim yeni bir işte enerji politikası adımı atılıyor. Orada bunun sağlık etkisinin ne olacağı mutlaka önceden çalışılıyor ve o bilgiyle karar veriliyor. Hani bizde genelde kervan yolda, hani biz yaparız, ondan sonra insanlar hastalanır, sonra onu ilk söyleyeni hapse atarız, hastalandılar bu insanlar bundan dolayı diye. Hani bunun çok tersine bir politika yapma biçimi aslında. Bir de son olarak bu kadar büyük hani bir alan gibi tanımlamayayım ama sağlık politikaları diye sağlık hizmet politikalarını bile konuştuğumuzda böyle genelliyoruz ister istemez. Ben de bugün yapacağım bu genellemeleri. Ne yazık ki diyeceğim. Çünkü genellemeler biraz problemli.
Bazen hastalıklar özelinde bakmak gerekebiliyor. Mesela diyabet politikaları gibi, kanser politikaları gibi. Yani her bir özellikle hani çok ciddi toplumu etkileyen bir takım bunun gibi kronik hastalıklarda aslında hastalık temelli bakmak da çok çok yeni şeyler öğretebiliyor bize. Bir de tıbbi alanlar özelinde de yine düşünebiliriz. Mesela akıl ve ruh sağlığı politikaları gibi, cinsel sağlık, üreme sağlığı politikaları gibi kendine has tartışmaları, hatta siyaset içerisinde de kendine has yerleri olan alanlar bunlar. Mesela cinsel sağlık ve üreme sağlığı politikalarını bugün toplumsal cinsiyet eşitliğinden bağımsız konuşmamız mümkün değil. Genel olarak sağlık politikalarında konuşmasak iyi olur ama bu alanı toplumsal cinsiyetten bağımsız hiç konuşamayız gibi. Yani böyle biraz şey hani şey açayım istedim ben. Şöyle iki nokta ben de hani bu anlattıkların üzerinden. Birincisi herhalde bütün bu iklim krizi, çevre ve çevrenin bütün yaşadığımız sorunlarla bu sağlığı önceleyen politikaların ya daha doğrusu bütün politikaların sağlığı öncelemesi arasında çok güçlü bir ilişki var gibi geliyor. Herhalde bu bizim biraz daha çalıştığımız, sen de biliyorsun, çocuğun iyi olma halindeki o iyi olma hali, iyilik hali, esenlik hali kavramıyla da biraz üst üste biniyor gibi geldi. Bunu peki daha uygulayan örnek ülkeler var mı? Yani işte Yeni Zelanda'da özellikle bu daha çok iyi olma hali kullanıldığı için aklıma ilk o geldi ama hani belki daha da somut var mı ülke örneği? Yeni Zelanda var, Finlandiya var. Evet. Özellikle bu tüm politikalarda sağlık yaklaşımı aslında biraz Finlandiya'dan Çıkar. çıktı denebilir. Hani o kavram oradan geldi ve sonra hem Avrupa Birliği düzeyinde bir karşılık bulmaya başladı, hem de Dünya Sağlık Örgütü'nün artık kullandığı bir kavrama dönüştü. Yani çok hani Kanada'da bir takım uygulamaları var. Yine orada da sağlığın geliştirilmesi politikaları 1980'lerin sonlarında yanlış hatırlamıyorsam gündeme gelmeye başlıyor. Yani çok aslında tahmin edeceğimiz ülkelerde diyeceğim. Yani İskandinav ülkeleri işte şey. Ama evet yani şimdi Türkiye ile ilgili söylenmeye Tamam. başlamayayım. Hani Oraya uzun geçeceğiz. Peki bir bir de şeyi söyleyeceğim. Bu özellikle gene pandemi sonrası çok tartışılıyor yazında da ama hani sağlık senin daha iyi bildiğin alan. Ruhsal sağlığın değişimi, dönüşümü hani gerçekten de bu alt başlıkların kendi özelinde de daha az görünür olanların daha çok görünür olması gibi bir durum da herhalde ya da daha çok tartışmaya başladığımız bir durum haline aldı. Bir de o küçük notu düşmek istedim. Şimdi bütün bu anlattığımız bu farklı alanlar çok büyük bir şemsiye aslında konuşacağımız. Ama biraz daha sosyal politikayla, devletle ve belki haklarla ilişkisi açısından. Çünkü gerçekten de en temel yaşam hakkını la çok kuvvetli bir ilişki var ve belki biz her zaman bunu bu kadar net kurmuyoruz. Yani sağlığa erişim hakkı ya da sağlık hizmetlerine erişim aslında hayatta kalabilme, yaşam hakkı kadar en evrensel insan hakkının bir parçası. Bu kesinlikle. çerçevede bu anlattığımız büyük resimde hani devletin durduğu yer ya da şu an tüm dünyada da hani bu piyasa, devlet ve sağlık politikaları açısından genel farklı modeller var mı ve sonra belki Türkiye'ye de geliriz yavaş yavaş. Tamam. Belki buradan itibaren sen de onay verirsen sağlık hizmet politikalarına odaklanalım. Tabii ki, Daha tabii ki. bildiğimiz yere hani Gelelim. Türkiye için de daha hani Evet. tartışmanın içindeki bir yerden ilerleyelim. Sağlık hizmet politikalarında devletin rolü her yerde çok merkezde. Yani devletin rolünün çok da olmadığı bir yer yok aslında. Şimdi bu belki dinleyiciler için şaşırtıcı gelebilir. Çünkü hani özel sektörün çok daha ağırlıkta olduğu bir takım yerler var. Mesela Amerika Birleşik Devletleri Evet. gibi. En çok tartışılan oydu yani Obama'nın da işte kurmaya çalıştığı ve sonrasında tartışmaların devam ettiği. Yani Amerika Birleşik Devletleri de bile sağlık harcamalarının yarısı devlet tarafından yapılıyor. Amerika Birleşik Devletleri ama en kötü örnek, yani sağlık hizmet politikaları literatürünün kötü örneğidir Amerika Birleşik Devletleri. Hani o yüzden onu böyle bir hani bu da bir model, hani bunu da inceleyelim gibi anlatamayacağım çünkü öyle değildir. Kötüdür yani. Çok para harcarlar sağlık hizmetlerine. Sağlık çıktıları çok kötüdür. Dolayısıyla yani hiçbir açıdan akılcı bir model değil Amerika Birleşik Devletleri, ama bunu şeyle de karıştırmamak lazım.
Amerika Birleşik Devletleri'nde tabii ki dünyanın en kaliteli sağlık hizmetleri de verilir. O başka bir şey. Ama genel olarak Amerikan sağlık sistemi sosyal adaletin gerçekleşmediği ve de ayrıca da akılcı olmayan bir sistemdir. Söylediğim nedenlerle çok yüksek oranda para harcarlar. Bunun getirisi de pek olmaz. Aynı zamanda da adaletsiz bir sistemdir. Şimdi bu tabii gelişmiş bir ülke. O anlamda da bir istisna Amerika Birleşik Devletleri. Yani hem bu kadar ekonomik gelişmişlik düzeyi yüksek olup hem bu kadar adaletsiz bir sağlık sistemi yaratabilmiş olmak Amerikalılara nasip olmuş. Bir daha düşük gelirli, orta ve düşük gelirli ülkelerde ise mesela orta gelirli Hindistan'ı düşünelim. Hindistan da çok kötü bir örnek. Çünkü devletin aslında sağlık alanını finansman çerçevesinde ve hizmet sunumu çerçevesinde doğru düzgün düzenleyememiş olduğu bir ülke Hindistan. Yani bir yapıdan bahsetmek çok mümkün değil. Tabii Hindistan bir federasyon yani şeyle eyaletler, devletler var Hindistan'ın içinde. Dolayısıyla farklı örnekler var. İşte Kerala daha işte bir Maoist, sosyalist geçmişi olan bir mesela şey. Orada özellikle halk sağlığı hizmetlerinin daha güçlü olduğu bilinir. Yani öyle genelliyorum yine ama hani genel olarak ama Hindistan'da durum çok iyi değildir. Şimdi burada modellerden çok farklı modeller olabilir. Bu farklı modeller finansmanda devletin rolünün ne olacağı, özel sektörün ne olacağı sorusuyla mesela bir grup şey yapabiliriz, gruplama yapabiliriz sağlık hizmet sistemleri için. Hizmet sunumu çerçevesinde işte devlet mi olacak, özel sektör mü olacak yine gruplama yapabiliriz ama bence önemli olan yani sosyal adalet açısından önemli olan finansman asıl. Yani parayı kim toplayacak ve kim harcayacak? Şimdi sağlık hizmetleri diğer hizmetlerden ya da diğer piyasadaki mal ve hizmetlerden diyelim çok farklı bir alan. Siz markete gittiğinizde ne alacağınızı bilebilirsiniz önceden, seçebilirsiniz. Ama sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyduğunuzda bir genellikle bir ihtiyaç durumu hasıl olmuştur. İkincisi gittiğiniz yer size ne almanız gerektiğini söyler. Yani çok tuhaf bir hani piyasaya uygun bir ilişki değil bu. Güvene dayalı olmak zorunda olan bir ilişki. Yani satıcıya gideceksiniz. Satıcı diyecek ki size sen bunu al, sonra da bunu al, sonra da bunu al. Bu normalde bizim piyasa ilişkisinde kabul edebileceğimiz bir şey değil. Yani öneri yapabilirler ama hani bunu almazsan ölürsün gibi bir şey olmadığı için. Ama sağlık alanı böyle bir alan. O yüzden sağlık alanının, sağlık hizmetlerinde hastayı hizmet verenin karşısında yalnız bırakmamak çok önemlidir. O Belki yüzden... şöyle ufacık müdahale edeyim. Sosyal politika dersinde öğrencilerimize epey hep şeyi sorardım. Hastane deneyiminiz, kendinizi hasta gibi mi hissettiniz yoksa bir müşteri gibi mi? Şimdi tam söylediğinde o aklıma geldi. Gerçekten de yani müşteri gibi olmayıp hasta olarak gittiğimiz bir yerde müşteri olmama halinin öneminden bahsediyoruz. Sözünü böldüm ama belki daha rahat Estağfurullah. anlaşılabilir diye. Kesinlikle. Yani hastaya müşteri gibi davranılması hasta açısından aslında çok zorlayıcı bir şey. Çünkü yani dediğim gibi burada seçebilecek bilgiye sahip değil hasta. Böyle bir yetkinliğe sahip değil. Aynı zamanda da söz konusu olan genellikle canı. Dolayısıyla çok da kolay bir karar hani alanı da değil sağlık hizmetleri alanı. Bu yüzden aslında en kötü sağlık hizmet sistemleri hastaların cebinden ödeme yaptıkları sistemler. Bu en kötü versiyon. Yani hastalar cepten ödeme yapıyorlarsa bu olabilecek en kötü şey. Bundan biraz daha iyisi özel sağlık sigortasına dayalı sistemler. Bunlar dayanışmacı sistemler değil kabaca. İnsanlar kendileri için sigortalanırlar. Ve burada özellikle özel sağlık sigortalarının da tabii ki birer piyasada bir mal satıyorlar aslında. Yaptıkları şey bu. Dolayısıyla kar amaçlı kuruluşlar bunlar. Kar amaçlı kuruluşlar oldukları için de daha az
harcama yapacakları kişileri sağlık sigortalarının içine alma eğilimindelerdir. Yani bu ne demek? Mesela eğer siz Allah göstermesin işte kanser geçirdiyseniz özel sağlık sigortası almak istediğinizde kanser geçirdikten sonra tıpkı kaza yapan bir şoförün kasko alması gibi ya size satılmaz ya da çok yüksek sürprimlerle poliçe alabilirsiniz. Çünkü siz bedeniniz hani tırnak içinde bir kere çok para harcatmaya Hasarlı meyletmiş. hale gelmişizdir. Evet. Dolayısıyla özel sağlık sigortaları da böyle. Tabii de ülkeler özel sağlık sigortalarını farklı şekillerde düzenleyebilirler. Bu anlattığım kadar kötü olmayabilir. Hollanda mesela bunun bir örneği. Özel sağlık sigortalarının çok merkezli olduğu bir model ama bu tip problemlerini regülasyonla hallediyorlar. Ama istisna Hollanda. Bundan biraz daha iyi bir model belki sosyal sigorta modeli. Bizim Türkiye'de de iyi bildiğimiz bir model. Sosyal sigorta ve biraz daha iyi diyebilirim vergi temelli model var. Bunlar sosyal sigorta ve vergi temelli model arasındaki fark çok çok önemli değil. İkisinde de sosyal adalet temel hedeflerden biridir. Burada sizin yapacağınız katkı, sağlığın finansmanına kişi olarak yapacağınız katkı sizin hastalanma olasılığınızdan bağımsızdır. Bu çok olumlu bir şey tabii. Aynı zamanda sosyal sınıf eşitsizlikleri içinden düşünürsek de çok daha anlamlı hale geliyor. Şimdi halk sağlığı çalışmalarından biliyoruz ki birisi daha yoksulsa hastalanma olasılığı çok büyük oranda daha fazladır. Yani genelliyorum ama böyle. Yani daha hastalık yükü sosyal sınıfta daha işte aşağı doğru indikçe artar. Dolayısıyla da eğer biz insanların kendi hastalıkları için kendilerinin para biriktirmesini ya da kendilerinin ödemesini istersek zaten eşitsiz bir yerden başlayan ve eşitsiz hayatlar sürenlerin omuzlarına daha fazla yük bindirmiş oluruz. Sosyal sigortalar ve vergi temelli finansman bunu sıfırlamaya çalışır kabaca. Vergi temelli finansman Birleşik Krallık örneği, sosyal sigortada Fransa ve Almanya diye düşünebiliriz. Volkancığım, Türkiye'ye gelelim çünkü zaman hızla aktı. O yüzden birazcık, yani biliyorum, çalışmalarında hem tarihsel olarak incelemen var, hem daha yakın dönem ve işte sağlık reformu sonrası. Bize böyle çok kısa bir, hani, nasıl bir sağlık politikalarından nereye geldik, şimdi neredeyiz? Birazcık konuşalım Türkiye'yi. Çok kısaya söz veremeyeceğim ama başlıyorum. İşte zamanımızı verdikçe herhalde, başlarken de içimizden düşünmüştük bir ikinci program şart diye, herhalde öyle olacak. Yani sağlık alanı yani çok çok kısaca hakikaten tarih kısmını çok kısa geçmeye çalışayım. Sağlık alanı Cumhuriyet için çok önemli bir alandı. Yani Cumhuriyet rejiminin kurucu unsurlarından biri aslında sağlık. Cumhuriyet döneminden itibaren devlet halk sağlığı alanına ve sağlık hizmetleri alanına aslında özel ihtimam gösteriyor. Hatta her iki alanda da benzeri ülkelere göre bazen kendisinden ekonomik olarak daha gelişmiş ülkelere göre bile büyük başarılara imza atmış. Yani sağlık güçlü olduğu bir alan, Türkiye'nin tarihsel olarak güçlü olduğu bir alan özetle. Ve tabii Cumhuriyet'in birçok açıdan göz bebeği. Hem biliyorsun yani hekimlerin Cumhuriyet'in kuruluşundaki rollerinden daha sonra hani Cumhuriyet ideolojisini taşıma şeyleri gibi yani çok önemli rolleri var ama bununla birlikte Cumhuriyet'in aslında halka da ihtimam gösterdiği, halkla yakından ilgilendiği, aslında siyasi otoritenin halka çok yaklaştığı bir yer sağlık genel olarak. Cumhuriyet'in başına itibaren de öyle. Yani şey bugün giderek hani bunu düşünüyorum. Yani öyle bir şey ki bugün düşünme yani hayal etmesi çok zor belki. En iyi eğitim alan insanları ülkenin en ücra köşelerine, dönemin koşullarına göre bile mazbut hayatlar sürecek şekilde gönderiyor Cumhuriyet. Yani bu büyük bir iş aslında. Bu hayat koşullarında da insanlar halka hizmet edebiliyorlar yani. İşte aklıma mesela Türkan Saylan örneği geliyor. Burada 1960 yani bizde
Hangi sağlık sistemi modeli olacak sorusu uzun yıllar bir soru olarak kalıyor. Bir şey 1960'larda bir sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi diye bir model ortaya konuyor. Çok o zaman için önemli bir model. Aslında yapılmaya çalışılan şey koruyucu ve önleyici boyutu güçlü bir sağlık sistemi kuralım. Ve de bu da herkese eşitlikçi biçimde de hizmet sunabilsin. Vergi temelli de bir finansmana dayansın diye düşünülüyor. O zaman için modelin kurucusu Nusret Fişek, enteresan bir insan. Nusret Hoca işte Kabataş Erkek mezunu, İstanbul Üniversitesi mezunu, Harvard mezunu filan bir hekim. Ondan sonra siyasi açıdan da ilginç. Atatürk Düşünce Derneği'ni kurmuş, İnsan Hakları Derneği'ni kurmuş. Ondan sonra sosyalizasyon bizde birinci basamak sağlık hizmetleri, sağlık ocakları diye eskiden bildiğimiz şeyi beraberinde getiriyor. Buna paralel olarak 1940'lardan itibaren de sosyal sigortalar Türkiye'de kurulmaya başlanıyor. Emekli sandığı, sosyal sigortalar kurumu işçiler için ve nihayet 1970'lerde biraz geç kalınmış bir şekilde de esnaf ve sanatkarlar ve diğer bağımsız çalışanlar için Sosyal Sigortalar Kurumu Bağkur kuruluyor. Ve hastanelere de baktığımızda kamu üniversite hastaneleri var, SSK hastaneleri var ve devlet hastaneleri var. Bu reformdan önce 2003'teki sağlıkta dönüşüm programından önceki genel hani görünüm bu diyebilirim. Yani burada hani bir tek böyle şey arada eklemek isterim. Benim 2017'de çıkan Türkiye'de Sağlık Reformunun Siyaseti kitabım İngilizce ne yazık ki henüz Türkçesi yok. Orada şunu anlatmaya çalışıyordum. Aslında siyasi elitlerin yani rekabetçi demokrasinin bize bir hediyesi aslında Türkiye sağlık sistemi. Bu kadar hani olumlu konuştuğum bir sürü sorunu da vardı tabii ki ama karşılaştırmada olarak baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nden çok daha iyi bir sistem kurulmuş örneğin. Hani bunun başarılmasını biraz demokrasiye borçluyuz o dönemde. Sonra darbe, 1980 darbesi ve sonrasında birçok şey değişiyor. Kamucu anlayış tabii aşağılanan bir şey haline geliyor. Belki en büyük değişim o dönemde bu. Kamucu olmanın, kamuda çalışmanın aptallık gibi görünmeye başlandığı bir dönem. Ne yazık ki. Bir takım yani çok 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 önemli değişimler yok. Bir tane önemli değişim o dönemlerde Yeşil Kart programı. Aslında o da eski sistemin problemini gösteren bir gelişme. Eski sistemin bir problemi şuydu, bir kapsam sorunu vardı. Şunu varsayıyordu eski sistem. Her hanede bir kayıtlı çalışan vardır varsayımı vardı. Türkiye gibi enformal piyasanın bu kadar yüksek olduğu bir Yüksek yerde oldu. Ve tabii giderek de informal piyasanın büyüdü. kemikleştiği Evet. diyeyim. Evet, orada yeşil kart aslında sigorta kapsamı dışında kalan nüfusa yalnızca ameliyat durumuna gelen hastalıkları için finansal güvence sağlıyordu. Yani olumlu bir gelişme ama çok yetersiz bir gelişme. Bir diğer problem de eşitsizlik sorunu. Eski modelde memurlar açık ara avantajlı durumdalardı. Belki yani hani biz ikimiz hatırlayabiliriz bunu. Daha gençler belki hatırlamaz ama hani o zamanların en şeyi, en iyi hastaneleri deyince bizim aklımıza kamu üniversite hastaneleri gelir. Hacettepe, Cerrahpaşa. Cerrahpaşa. Tabii. Yani Çok. buralara doğrudan gidebilenler memurlardı. İşçiler, SSK kuyruklarında diyelim genel olarak, Bağkurlular da genelde borç içindelerdi. Böyle bir şey vardı. Ya hatta senin bunun üstüne de bir makalen var diye doğru hatırlıyorsam, yani Evet. bu daha mesleğe, daha doğrusu sigorta olduğunuz kurumlar üzerinden yaşanan eşitsizliklerden bir geçiş ama daha sonra oluyor, değil mi? Süreç Evet. olarak devam ediyor. Evet. Sonra reforma istersen gelelim. Evet. Yani reformun üzerine 10 yıldan fazladır çalışıyorum. 3 gün konuşabilirim. Ama Tamam, bir takıl takıl. sonraki programa kadar diyeyim. Yok ama yani hani genel olarak işte burada ne reform dediğimiz ne en büyük Evet. belki şeyini söylemek. Değişim dönüşümü. Yine hani sosyal adaleti merkezde tutup anlatmak isterim. Yani o kısmı daha önemli ve hepimizi daha çok ilgilendiren kısmı belki. İddia şu, 2003'te reform başlıyor. 2002'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara gelişiyle
O yani 2002 seçimlerinde bir vaat aslında. Dolayısıyla hani 2002 seçimlerinin gündemlerinden biri sağlık reformu. 2003'te de reform başlıyor. Dünya Bankası ortaklı bir reform. Dünya Bankası'ndan ciddi bir know-how desteği alınıyor o dönemde. İddia şu siyaseten, sağlık hizmetlerine erişimde tüm vatandaşlar eşitlenecek. Vaat buydu. Ve sağlık hizmeti alma koşulları da hepimiz için iyileşecek. Bu iki vaatle şeye girildi. Burada çok kabaca neler yapıldığını hani anlatayım. Genel sağlık sigortası kuruldu ve bütün bu bahsettiğim o üçlü yapı tekli bir yapıya kabaca çevrildi ve hepimizin artık sigorta kapsamı eşit vatandaşlar olarak. Öyle bir şey sistemi yok. İşte onlar oraya gidebilir, bunlar buraya gidemez gibi bir şey yok kabaca. Özel hastanecilik desteklendi. Bu çok önemli bir boyutu reformun. Özel hastanecilik çok ciddi oranda gelişti. Yani özel hastane reform öncesinde Anadolu'nun çok büyük kısmında hiç olmayan bir şey. Hiç olmayan. Çok lüks bir şey ve çok az bir şey aslında. Ama bugün özel hastaneler hayatımızın yani olağan bir parçası haline gelmiş durumda. Bu reformun bir sonucu. İlginç gelişmelerden biri özel hastanelerin genel sağlık sigortası finansmanı ile vatandaşlara hizmet etmesi sağlandı. Bu ne demek? Genel sağlık devlet yani biz sosyal sigortalılar olarak özel hastaneye gideceğiz vaat oldu. Tıpkı devlet hastanesinden hizmet alır gibi hizmet alacağız. Bir diğer şey de vurdu. Bu biraz oldu da bir dönem oldu yani hiç olmadı değil ama bugün hiç orada değiliz. Sağlık Bakanlığı bütün hastaneleri kendine bağladı, kamu üniversiteleri dışında. Burada bir takım yenilikçi uygulamalara gittim. Mesela hekimlerin daha kısa sürede daha fazla hastaya bakmalarını gerektirecek performans uygulamaları gibi. Bununla birlikte hastanelerin de devlet hastanelerinden bahsediyorum. Aslında biraz piyasa gibi çalışma, piyasa yani bir özel sektör kuruluşu gibi çalışma mantığına geçmelerini de beraberinde getirdi reform. Bu ne demek? Mesela Sosyal Güvenlik Kurumu her işlem için belirli bir bedel belirliyor her yıl. Diyelim katarakt ameliyatı işte şu kadar. Devlet hastanelerinin de bu gelir giderlerini Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan edinecekleri gelir giderlere göre kendilerini organize etmeleri beklenmeye başlandı. Bu çok değişik bir çalışma mantığı eskiye oranla. Eskiden işte ne bileyim bir para geliyor, bütün sene için geliyor filan. Hani şimdi burada hangi işlem daha çok hastaneye gelir getirecek diye bir soru var ve onun cevabı var yeni modelde. Devlet hastanesi için bile var bunda. Sen buna bir de girişimci gibi diyorsun galiba, değil mi? Yani de bir tür girişimcilik mantığının devletin de sağlık alanına girmesi. Yani aslında şey için biraz onu şehir hastanelerinin kuruluşuyla Kurulmasıyla. ilgili hani söylüyorum ama burada da bir işletmeci gibi diyeyim. Girişimci işletmeci gibi düşünme hani pratiği devlet hastanelerinin içine girmiş oluyor. Bir de tabii bunlarla beraber belki hani çok insanların çok dikkat etmediği ama bence memnuniyeti büyük oranda yaratmış olan çok basit değişiklikler oluyor sağlık sisteminde. Mesela telefon ve internet üzerinden randevu alınabilmesi. Bu isimlerin yani sıranın bir ekrandan takip edilebilmesi. Yani kuyruk yok diyoruz da hani kuyruk var aslında. Kuyruk olmaz olur mu? Her türlü kamu hizmetinde kuyruk olur. Kalabalık bir ülkeyiz biz. Ama kuyrukta beklemiyoruz fiziksel olarak. Yani o anlamda hani kuyruklar bitti dedim ya hep. Kuyruklar hani dijitalleşti biraz ama bu tabii çok ciddi bir memnuniyet yarattı falan. Böyle kabaca böyle. 2003'te başlıyor reform. 2010'ların başına kadar aslında yani 2007 seçimleri, 2011 seçimleri Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gösterilen ilgiye çok ciddi katkıda bulunuyor sağlık reformu ve bunun yarattığı memnuniyet. Bugün geldiğimiz noktada durum Nokta. ne? Evet, bugün geldiğimiz nokta peki o reformdan işte hakikaten çok giremeyeceğiz ama hani şehir hastaneleri var. Evet. Tabii pandemi gibi bir süreci geçirdik. Hani belki gerçekten de soluklanıp onun ayrı bir değerlendirmesi yapılması gerekiyor. Tabii.
Ama bu genel resimde nasıl bir dönüşüm, değişim oldu o reformdan sonra, başka reformlar oldu mu diyeyim? Aslında şehir hastaneleri bugün hani üzerinde çok duramayız ama reformun çok başında mevcut olan bir şey değil. Yani şehir hastaneleri 2010'ların ortalarında başlamış bir proje. Tırnak içinde ustalık projesi diyelim. 2010 referandumuyla yani bugün ben çok hani biraz olumsuz konuşacağım. Çünkü bence geldiğimiz nokta çok hani iç açıcı değil. Hani ülke olarak geldiğimiz noktada çok iç açıcı değil ama ayrıca sağlık alanında geldiğimiz noktada hiç iç açıcı değil. Yani 2010 referandumuyla başlayan ve belki hani o günden bugüne hepimizi her seferinde şok edecek kadar büyük adımlarla ilerleyen bir demokrasiden uzaklaşma süreci yaşıyoruz. Bence bu demokrasiden uzaklaşma süreci sağlık alanında da halkı memnun etme, yani tırnak içinde memnun etme, hekimler hiç hoşlanmazlar bu laftan çünkü sağlık politikası sadece memnun etme üzerine kurulamaz. Bence de öyle. Ama eski yani bu daha demokratik olduğumuz dönemde diyelim, demokratik olduğumuz dönemde halkı memnun etme diye bir hedef vardı siyasi iktidar için. Bence 2010'dan sonra giderek o hedef gündemden düştü. Bugün öyle bir hedef yok bence. Ülkenin genel siyasi sisteminin demokrasiden uzaklaşmaya başlamasına ek olarak sağlık siyasetinin de başat aktörleri değişti. Biraz yine kitapta anlatıyorum bu Türkiye'de sağlık reformunun siyaseti kitabında. Mesela Sağlık Bakanlığı Türk Tabipleri Birliği ile görüşme gereği duymuyor artık. Şimdi bu kabul edilebilir bir şey değil. Siyasi farklılıklar başka. Ama sağlık alanının bu iki önemli aktörünün Temel arasında bir diyalog aktörlerin. olmaması gerçekten yani bu olacak iş değil. Ama mesela buna karşın diyeyim Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği var, OHSAT. Her zaman sıklıkla bir araya geliyor Sağlık Bakanlığı'yla. Gelmesin demiyorum. Özel hastaneler önemli bir aktör şu anda ama yani Tabipler Birliği'nin hiçbir diyalog kanalının kalmadığı bir durumda özel hastanelerin bu kadar sıkı bir diyalog içinde olmaları bana sorarsan endişe verici bir şey sağlık sisteminin gidişatı ile ilgili. Yine böyle hani sosyal adalet açısından sonucuna biraz bakarsak yani bütün bu siyasi gelişmelerle Belki beraber. evet, ona odaklanarak toparlamaya çalışabiliriz. Çünkü son 5 dakikaya girdik. Yani şu an durduğumuz yerde bu eşitsizlikler açısından, çünkü bir yandan da gerçekten çok ciddi bir, hani nüfus pandemi sonrası çok ciddi sağlık süreçlerinin daha başka etkilenmeleri var. Orada ne görüyorsun, nasıl değerlendiriyorsun? Yani aslında 2013'te ben şey iddia etmiştim. Demiştim ki Türkiye'de sağlık hizmetlerine erişimde evet memur, esnaf, işçi arasındaki eşitsizlikler kalkıyor ama yerine gelir temelli eşitsizlikler geliyor. O zaman çok şaşırtıcı bulunmuştu bu iddia. Hiç öyle şey olur mu? Sistem bunu imkansız kılıyor denmişti ama bugün bence tam da bu oluyor. Bunu birçok yerden görebiliyoruz. Mesela cepten harcamaların toplam sağlık harcamaları içindeki oranı yükseliyor 2010'lardan beri. %15'in üzerine çıktığında Dünya Sağlık Örgütü tehlikeli buluyor bu artışı. Yani cepten harcamalar bu kadar olmamalı diyor. Biz %18'ler civarına gelmiştik 2-3 sene önce. Ve mesela özel sağlık sigortalı kişi sayısı inanılmaz hızla artıyor. 2010 yılında 1 milyonun altındaydı bu sayı. Bugün 6,5-7 milyon. Şimdi Türkiye nüfusu için hani çok değil gibi düşünebilir ama yani ben İrlanda'dayım. İrlanda nüfusu kadar insan demek bu. Yani 6,5 milyon insan. Güya harika bir sağlık reformunun sonunda özel sağlık sigortası alma gereği duymuş. Yani bu bence bize bir şeyi söylüyor. Bir de tabii hastaları epeyce özellikle özel hastanelerin karşısında güçsüz bırakmış durumda bence. Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ücret alınmayacağı söylenen birçok tedavi ve teşhisten ücret alınıyor. Ve bunun yani yasal olmayan ücretler alınıyor şu anda. Çok sıklıkla Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bu süreçlere dahil olması lazım. Son olarak bir tane şeyi ekleyebilirim. Bir diğer beni çok endişelendiren şey
sağlık çalışanlarının durumu. Yani neyse şey yani bir şiddet meselesinden bahsetmemiz lazım. 2021'de galiba yani 300 küsür sağlık çalışanı şiddet kurbanı olmuştu. Bu beyaz kod diye bir şey var, sağlıkta şiddeti bildiren. Beyaz kod bildirim sayısı böyle 30 bin civarında filan. Yani 30 bin kez şiddet tehdidi ya da hani gerçekleşmesi oluyor. Yani bu korkunç bir rakam. Bir de bunun üzerine zaten işte hekimleri demediğimizi bırakmadı. Yani biz değil ama siyasi iktidar. Ve bunun sonunda da 2018 yılından beri her yıl yaklaşık 1.000 hekim ülkeden gidiyor. Bu çok büyük bir rakam. Yani bunun sonuçlarını hep birlikte yaşayacağız. Zaten Türkiye Avrupa ülkelerine göre nüfusa göre hekim sayısının düşük olduğu bir ülke. Zaten bütün model hekimlerin sırtında. Yani hekimler çok çalıştıkları için hala iyi Devam kötü. edebiliriz. Ortada bir kamu sağlık sistemi var diyebilirim. Ve hani mesela 80 bin galiba toplam uzman hekim Türkiye'de 80 bin. Her yıl 1.000 hekimin ayrılması ne demek Türkiye'den? Yani inanılmaz inanılmaz bir rakam. Dolayısıyla hani böyle biraz olumsuz bir yerde bıraktım ama durum bu bence. Çok teşekkürler. Hayır, sayılar zaten kendi başına konuşuyor. Hani üzerine yorum yapma, daha fazla tartışmaya gerek kalmayacak kadar aslında çok çarpıcı verileri bizle paylaşmış oldun. Süremizi aştığımız için artık toparlayacağım. Ama bir de bütün bunların üzerine tabii içinde yaşadığımız pandemi ve pandeminin sonrasını da belki başka bir programda konuşmak üzere. Şunu söylemedim, aklımda kaldı dediğim şey varsa eklemek istersen gene son sözü vermek isterim. Yok açıkçası yani umarım seçim bize demokrasi getirir. Demokrasi ancak sosyal adalet getirebilir. Başka türlü sağlık sisteminin iyileşebileceğini düşünmüyorum. Öyle bitireyim. Biz de hep eğitim politikalarını özellikle çocuk alanında konuşurken yani herkesin eğitime erişmesi ama aynı zamanda kaliteli eğitime, eşit bir eğitim koşuluna sahip olması sağlıkta bu gene aynı derecede önemli. Herkesin, her bireyin, her insanın sağlık konusunda verilen, gösterilen hizmetin kalitesinden, tedaviden endişe etmeyeceği bir yaşam tüm ülkede olan, tüm dünyada olan her insan için bir temel hak aslında. Bunu konuştuk bugün. Zor bir konuyu konuştuk. Çok teşekkür ediyorum zaman ayırdın. Ben teşekkür Dublin'den ederim. bize katıldın. Herkese iyi haftalar diliyorum. İyi haftalar.